Arkadaşlar, Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber otomobil piyasası hakkında yine kısa bir sohbet edeceğiz. Kanalımızı takip eden arkadaşlar bilir, belli aralıklarla sizler için saha araştırması yapıyoruz. Bayilerle, galerilerle görüşüyoruz ve bu elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşıyoruz. Önceki videolara değinerek gideceğim arkadaşlar. Şimdi kanal sayfamızdan ulaşabilirsiniz diğer videolara. Ne dediysek 3 aşağı 5 yukarı dediklerimiz çıktı. Çıkıyor da. Önceki videomuzda şöyle bir şey söylemiştik. Normalde sene sonuna doğru, senenin son 3 ayında otomobil üreticileri, galeri, bayiler fiyatlarında biraz geriye çekilme yaparlar, kampanya yaparlar, kredi kampanyaları yaparlar. Çünkü ellerindeki araçları satmak isterler, yeni seneye yeni model araçlarla girmek isterler. Aynı zamanda bayilerin satış rakamları vardır. Bu satış rakamlarına da ulaşmak ister bayiler. Bundan dolayı indirimler yapılır. Yalnız bu sene öyle bir şey olmayacağını 2 ay kadar önce size söylemiştik. Çünkü pandemiden dolayı üretim çok aşağılara çekildi. Vatandaşın talebini üretilen araçlar karşılayamadığı için sıfır araç sıkıntısı çekildi. Hatta bu sıkıntından dolayı da fiyatlar bir miktar yukarıya çekildi arkadaşlar. Şimdi tekrar bayilerle biz görüştük. Pek çok bayide hala sıfır araç yok. Şu an alsanız bile kapora verip fiyat sabitleseniz, pek çoğu için söylüyorum ben bunu, Ocak'ta teslim edecekler araçlarınızı. Ama elinde araç olan bayiler de var. Üretimler biraz daha arttı. Tabii maalesef pandemi tekrar eski günlerine döndüğü için önümüz hala karanlık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi sıfır araç almak isteyen arkadaşlara tavsiyemiz şudur. Eğer ki niyetiniz varsa bence hemen aracınızı alın. Fiyatlar yükselmedi. Ama düşmedi de arkadaşlar. Pek çok firmayla görüştük. Herhangi bir indirimin olmadığı, yalnız Kasım'daki fiyatları uyguladıklarını söylediler. Bazı firmalar da sıfır faiz kampanyaları yapıyorlar. Özellikle mesela söyleyeyim, Renault Dacia grubunda 15 bin liraya 12 ay sıfır faiz kampanyası yapıldığının bilgisini bugün aldık. Yani sıfır araç almak isteyen arkadaşlar ellerini çabuk tutabilirler. Çünkü 2021'de hem modelden dolayı araçlara bir miktar zam gelecektir. Hem de maalesef döviz kurunun yükselmesinden dolayı kur farkı daha tam yansımadı. Yani pek çok modele yansımış olabilir, fakat yansımayan fiyatlar da var. Hatta sizin için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir örnek veriyorum. Dacia Duster örneğini veriyorum arkadaşlar. Kanalımızda geçtiğimiz günlerde videosunu yayınlamıştık. Şimdi Dacia Duster'ı eskiden daha donanımlı opsiyonları satın alabiliyordunuz. Fakat bu sefer satın alamıyorsunuz. Çünkü fiyatlar çok yükseliyor. Arada kalmış bir araç ne gibi arada kalmış derseniz, %50'lik ÖTV ile 80'lik ÖTV arasında kaldı. Biraz daha zam yese, yani opsiyonları dolu alsanız %80'lik ÖTV dilimine gireceği için maalesef ithal eden firma opsiyonları kısarak getiriyor. Şu an biz bunlarla karşılaşıyoruz. Önceki videolarda demiştik, %50 ÖTV baremindeki araçları alırsanız sizin için daha avantajlı olur diye. Yani yavaş yavaş artık C sınıfında pek bir %50'lik araç kalmayacak gibi. Muhtemelen bir sene sonra veya birkaç sene sonra pek çok C sınıfı araç da %80'lik bareme girmiş olacak. Şimdi tekrar önceki videolara atıfta bulunarak devam ediyorum. İkinci el piyasasını soranlar oluyor. İkinci el piyasası Aralık ayının başında %10 civarında düşecek demiştik. Özellikle Kasım'ın sonunda, Aralık'ın başında %10'luk artı eksi 2 demiştik hatta. Düşüşü hissedeceksiniz demiştik arkadaşlara. Ve takip ediyorsunuzdur sarı siteden, pek çok satıcı artık fiyatlarını zaten yukarıya çıkartmıyor. Hatta indirime giden pek çok satıcı, pek çok marka model var arkadaşlar. Özellikle ülkemizde üretilen araçların fiyatları biraz daha düştü. Çünkü ithallerde hala yurt dışından gelme problemleri oluyor, ama ülkemizde üretilen, mesela benim altımdaki Honda Civic, mesela Fiat grubundaki araçlar veya Renault grubundaki araçlar ikinci elde bir miktar geriye çekilme oldu. Biraz daha olacak arkadaşlar. Eğer ikinci el alma niyetiniz varsa biraz daha sabretmenizi tavsiye ederim. Fiyatlar biraz daha aşağı çekilecektir. Peki 2021'de ne olacak derseniz, 2021 beklentimiz zaten yeni model araç olacağı için
ortalama bir 5000 lira sıfırda zam alacaktır. Marka modele göre tabii değişkenlik gösterir ama ülkemizde şu an seyreden yüksek kurdan dolayı kur zammı da yansıyabilir araç fiyatlarına ki yansıyacaktır. Ama 2021'in ilk 2 veya 3 ayında çok ciddi bir zam olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Özellikle Mart'tan sonra biliyorsunuz yaz sezonunda ülkemizde otomobil fiyatları ortalama %4-5 civarında bir zamlanır kışa göre. Çünkü talep artar. İnsanlar araba satın almak isterler yazın. Bundan dolayı Mart civarında da zamları yavaş yavaş hissedeceğimizi düşünüyorum ben. Bizim Aralık ayı ve 2021'in başı için değerlendirmemiz, izlenimimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı olur. Son bir ayrıntı şunu söylemek istiyorum. Pek çok arkadaş mesaj atıyor sağ olsunlar. Bizim videolardan sonra biraz daha böyle artık gaza gelmiş diyeyim. Gaza gelip de araç alıp memnun olan pek çok insan var. İncelemelerimizden memnun olan pek çok insan var. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip ederseniz bizleri çok memnun edersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.